Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor ve tabii bu sabahki stüdyo konuğumuz sabah saatlerinde ifade ettiğim gibi Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Sayın Cemal Özyiğit bizlerle beraber. Kendisiyle birlikte sohbet edeceğiz elbette. Güne ve gündeme dair değerlendirmelerini alacağız. Sabah okumuştuk. TDP Genel Başkanı Özyiğit ülkede geçmişten günümüze birçok usulsüzlük ve yolsuzlukların yaşandığını ancak kimseden de hesap sorulmadığını belirtti. Efendim bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Neden bu ülkede hiç kimseden hesap sorulmuyor, sorulamıyor? Belki de buna engel olan nedir, kimdir? Kim bize hesap sorarsak, yolsuzlukları gündeme taşırsak, yargılanmalarını görürsek, toplum vicdanını rahatlatırsak eğer ve siyaset yeniden bir anlamda iş dünyasında dahil olmak üzere bir güven kazanırsa kim bize engel olur, kime zararı olur? Bunların hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Özyiğit. Hoş bulduk. Bizi izleyen herkese iyi bir gün dileyelim. Günaydın. İyi bir hafta sonu olsun inşallah. Evet. Ne kadar iyi olabilirse bizim memlekette. Şimdi bu sözleriniz aslında bence çok konuşulması ve tartışılması gerekiyor. Bir ülkenin siyasi partisinin genel başkanı ve belki de hani iktidara gelinmesi şeyinde ülkenin başbakanı olabilir. Yani neticede usulsüzlük ve yolsuzluklar oldu diyorsunuz. Ve bunlar hiç kimse yargılanmadı, kimse hesap sormadı. Bu önemli bir söz. Siyasi bir partinin başkanı olarak söylediniz. Neye dayanarak söylediniz bunu? Şimdi ortada bulgular var Çiğdem Hanım. Yani baktığınızda, son günlere baktığınızda bile sadece kaç yerden pis kokular geliyor. Yani bakın, Kumarcılar Hanı ihalesi 700 bin, 800 bin liraya mal olması gereken bir ihale. 4 milyondan bahsediliyor. Yani ne oldu? Bu aradaki paralar nereden çıkıyor? Neden gerekiyor? Yani yeni bir şey mi, han mı inşa ediliyor, ne yapılıyor? Yani da üstelik ihale koşulları neydi, ne değildi? Bütün bunları hep bakmak lazım bunlara. Bakıldığında keza piyangolar ki orada satılan biletlerden elde edilen gelirle devletin sporuna, gençliğine bir hizmet öngörülüyor aslında. Çünkü gençlik spor birimiyle birlikte çalışıyor. 1 milyonluk bir yolsuzluk da orada var. Şimdi elektrik kurumunda akıllı sayaç ihaleleri, malzeme alımlarında ciddi iddialar ortaya atılıyor. Kurumun iki yöneticisinin adı geçiyor bu olayların içerisinde. Bir başka yönetici, hukukçu bir yönetici bu konuların üzerine gitmeye çalıştığı için toplantılara davet edilmiyor. Bunları yazan bir gazeteci dostumuza, kurumun başkanı, elektrik kurumu başkanı İsmet Bey, bu gazeteci kurumu batırmak istiyor diyor. Hı. Yani bu kadar ucuz mu yani bu işler? Bir takım iddialar var. Siz bu iddialara yanıt verin. Bu iddiaların ortaya çıkmasını ve eğer yoksa da gerçeğin, size göre gerçeğin de ortaya çıkmasını sağlayın. Bunun üzerine düşün. Yok böyle bunlar bizi batırmak ister diye beylik laflarla köşeden sahadan kaçmaya çalışmak ve topu taca atalım, top gitti, oyun bitti mentalitesiyle hareket etmek doğru değil. Keza bakın 34 milyon TL'den bahsediyoruz. 11 milyon 250 bin dolardan bahsediyoruz. Nedir bu olay? Yani Ercan ihalesi zaten başlı başına bir sorun. Hala daha Ercan'la ilgili sözleşmenin ne kadar uygulandığı, nasıl uygulandığı ortada yok. Bunları denetlemek için bir özel şirket mi gerekiyor illa? Bakın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden yardım istedi Tahsin Bey, ilgili bakan. Ve kendisine dendi ki yani bunlar parasız yapılabilir. Bu ülkenin bir sürü kurumu var bu işleri takip etsin, denetlesin diye. Niye siz birilerine ille bu paraları vermek ve bu devleti zarara uğratmak için uğraşıyorsunuz? Yani kimin ne hakkı var böyle bir şeye? Öte yandan da göç yasası mağduru insanlar, bir sürü insanımız, gencimiz,
Özel sektörde zaten perişan insanlar, asgari ücretle çalışıyorlar, asgari ücret sefalet ücreti. Onlara yönelik bir destek olabilir bu. İşsiz gençlerimize bir sigorta olabilir bu. İstihdam olanaklarına yatırım olabilir bu. Bir sürü gencimizin istihdamı için kullanılabilir. Düşük ücretlilerin ücretlerinin gerçekçi ücretlere dönüşmesini sağlayabilir. Bakın bizim partili gençlerimiz de dahil bütün gençler sokakta. Ne var? Burslar yatmadı diyor gençler. 4 aydır bursları yatırmadı bu devlet. Gerekçe nedir? Para yok. Siz bu taraftan paraları birilerine peşkeş çekiyorsunuz. Alıp gidiyorlar birileri. Geçmişte keza yaşanan bir sürü olay var. Bankalarda hortumlanan paralar, keza poliste bile trafik cezalarından toplanan paraların iç edilmesi. Ben merak ediyorum o polis ne oldu? Yargılandı. Nerede cezayı kovuşturmaya uğradı? Ne oldu? Sonuç nedir? Bugün polis genel müdürüne de bunları da soracağız. Polis genel müdürüne de bir ziyaretimiz var bugün saat 10'da. Bunları kendisine de soracağız. Şimdi baktığınızda Çiğdem Hanım neyi tutarsak elimizde kalıyor. Bir de geçmişe baktık. Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın batırılması, kapatılması, birilerine peşkeş çekilmesi, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın batırılması, kapatılması, haraç mezat da şeylerin, araç gereçlerinin satılması. Bunlar ne oldu? Mecliste hasıraltı ediliyor birileri. Bir şeyler kovuşturma yapılıyor polis. Ya daha yukarılara iletilmiyor ya da savcılığa iletildiğinde savcılık zamanında bunları daha yukarılara iletmiyor. İletilenler de ağır aksak bir şekilde aradan yıllar geçtikten sonra da gündemden düşüyor. Kimse ne olduğunu da sormuyor. Bizim memlekette bir de bu var. Bir de geriye dönüp bu 40 yıllık süre içinde baktığımızda anımsadığımız bir tek yargılama, bir eski İSKEN Bakanı yaptıklarıyla ilgili yargılandı ve yargılanmasıyla ilgili birkaç ay hapse mahkum olduydu. 4. gün rahmetli Denktaş, kurucu Cumhurbaşkanı gitti kendisini çıkardı ve saraya danışman aldı. Yani ne oldu? Çünkü sadece o adam yargılandı ve hapse mahkum oluyordu. Onun dışında kimse yargılanmadı. Herkesin yediği, yaptığı yanına kaldı. Ondan da neredeyse özür dilediler işte. Buyur dediler, bir haksızlık yaptık sana. Yani devlet adına birilerine destek olunuyor. Bakın işte gazetelerde bugün de var. Yani buna kimin ne hakkı var? 2 milyonluk rüşvetlerden bahsediliyor. Yatlardan, katlardan bahsediliyor. Nereye varacağız biz böyle? Yani nereye gideceğiz? İşte biz bunun peşine düşüyoruz. Ve gene Serdar Bey zamanında çıktı meclis kürsüsünden, dedi ki ben parayla oy satın aldım. Sonuç? Bir milletvekili Sibel Hanım'ın hükümetinin, geçiş hükümetinin güven oyu alacağı gün çıktı. Bana rüşvet verdiler dedi. Dolarları salladı. Bizzat ben de o meclis salonunda bunu bizzat görenlerdenim. Ne oldu? Yani biz nasıl bir temiz topluma ulaşacağız? Nasıl dünya insanı olmayı, dünya ülkesi olmayı ve dünyada hukukun, dünya uluslararası hukukun içine girmeyi başaracağız? İşte bunların hesabının sorulmasıyla birlikte. Peki. Biz onun için neden kökten temizlik? Onu da söyleyeyim. Neyi tutsak elimizde kalıyor. Onun için hepsini birden temizlemek lazım. Siyaseti de temizlemek lazım. Çünkü siyasiler de genel çerçevede bu kirlenmişliğin, bu pisliğin, bu kirliliğin önemli müsebbiplerinden biri, birileri. Sistem öyle bir kurgulandı ki bir yerlerde tıkanıyor, bilerek ve isteyerek onun ötesine gidilmesinin önünde engel olunuyor. Bunu artık bir kökten temizlik hareketiyle temize havale etmek ve bu Kıbrıs Türk halkının hak ettiği çağdaş normlar üzerinde aydınlık yarınlara yönelecek bir yapı kurmak şart. Kökten temizliği kim yapacak? Halk. Halkın seçeceği doğru yapılar. Peki mesela bu kadar şey saydınız. İşte milletvekilleri kürsüye çıkıyor dediniz, aldım dedi. İşte 11 milyon 250 bin dolarlardan bahsediliyor.
vesaire burslar ödenmiyor, şu oluyor, bu oluyor, piyangolar dairesinde şu var, akıllı sayaç ihaleleri, Kıptek, kumarcılar hanı vesaire. Yani aklım durdu açıkçası bunları. Siz böyle bir anda sayınca hani böyle olur insan yüzü. Daha sayılmadığım da bir sürü sayamadınız. Kim engel oluyor bunların açığa çıkmasına o zaman? Yani insanlar öyle düşünür. Ya der, yani hani herkesin konuştuğu, gazetelerin yazdığı, meclis kürsülerine çıkıp konuşmalar, her şey tamam. Kim engel oluyor o zaman? Kim bağlıyor? Ne bağlıyor bizim elimizi, ayağımızı? Şimdi Çiğdem Hanım, önemli bir kısmını siyaset bağlıyor. Yani Cumhuriyet Meclisi'nde irade değişmiştir. Bu iradenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Ama arkadaşlar, bizim dışımızdaki üç parti ısrarla köşeye kaçıyor. Çünkü bir seçimde ağır bir yenilgi alacaklarını, belki de bazılarının artık siyaset sahnesinde olmayacağını iyi biliyorlar. Onun için bir seçimden çekiniyorlar. Bunu neden söylüyorum? Ortadadır yapılan çalışmalarda. Yani özellikle irade yerel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra değişti. Halk yeni bir arayıştadır. Bu arayış için en önemli yapılardan bir tanesi Toplumcu Demokrasi Partisi'dir. Başkalarda yok mu? Elbette başkaları da var. Yani ama Toplumcu Demokrasi Partisi kadrosuyla, görüş ve düşünceleriyle, bu konuların üzerine kararlılıkla gitmesiyle halkın huzurundadır. Halktan görev ve yetki beklemektedir. Bu kirliliği temizlemek için. Ve o çağdaş normlar üzerine aydınlık bir yapı kurabilmek için. Şimdi bu siyasetle ilgili bir başka acı gerçeğimiz daha var. Yani yaptığımız ziyaretlerde de ortaya çıktı. Bütün bunları bugün Polis Genel Müdürlüğü'nün ziyaretten sonra önümüzdeki hafta muhtemelen bir basın toplantısıyla genel bir değerlendirme yapacağım bu ziyaretlerde ortaya çıkanlarla ilgili. Çünkü ne var bilir misiniz? Yani Sayıştay Başkanlığı diyor ki ya benim kadrom yetersiz ve olanaklarım kıt. Ben bu olanaklarla denetim yapmakta zorlanıyorum ve bu defa zaman alıyor bu denetimlerin sonuçları ortaya çıksın. Ha, ondan sonra da diyor, denetimleri yapıyoruz, ortaya çıkarıyoruz, gönderiyoruz, mecliste bekletiliyor ısrarla. Yıllarca bekletiliyor, tozlu raflarda kalıyor, birilerinin unutması isteniyor, hatırlamaması. Bakın Lefkoşa Belediyesi örneği de vardır bunların içerisinde. Geçen gün Meclis Sayıştaylık Komitesi'nin izlediği, yaptığı oturuma baktım. Ondaki raporları aldım. Bilişim Teknolojileri Başkanlığı'nın 2012-13 yılına ait bütçesini onayladılar. Kardeşim, biz yolsuzluk raporlarının ortaya konmasını, bunlar üzerinde araştırmalara gidilmesini istiyoruz. Kıbrıs Türk Hava Yolları ne oldu yani? Neden battı? Kim batırdı? Hangi hakla kapatıldı? Bu orada neler oluyor? Yani bunların ortaya çıkmasını. Lefkoşa Belediyesi'nde yaşanan bir sürü rezillik var. Şimdi Mehmet Armancı ve ekibi canla başla o belediyeyi ayağa kaldırma uğraşıyor. Ve zorluklar içerisinde, ama bir yandan da halkın vicdanı, kamu vicdanında herkesin o yaptıklarının hesabını da vermesini istiyoruz biz. Bir yandan onlar uğraşırken bu taraftan, bir yandan da yapılanlar birinin yanına kalmasın diyoruz. Ama onlar bekletiliyor orada ve ne ilginçtir, o hep tartışılan belediyeyle ilgili 10 milyonluk keyfi usulsüz borçlanma yargıda değildir. Bilir misiniz? Yani o daha mecliste görüşülecek de ondan çıkacak. Ne var yargıda? Başka bir konuyla ilgili gene yetkisi olmayan bir borçlanma nedeniyle Cemal Bulutoğlu'lar arkadaşımız yargıdadır. Yani şimdi esas olaylar hep kenara çekiliyor. Esas olaylar, çünkü ucu başka yerlere de dokunacak diye bekliyor. İşte orada siyaset kurumunun bir takım müdahaleleri var. Ucu aman bana da dokunmasın diye ağır aksak geliyor. Bir yerlerde tıkanmaya çalışılıyor. Pekala, Sayıştay raporlarını ortaya koyuyor. Bizde bir ters işleyiş daha vardır. Türkiye'de demokrasi adına, hukuksuzluk adına bir takım sıkıntılar yok mu? Var. Bizim de eleştirilerimiz var. Ama bir önemli nokta var. Şimdi örneğin ben bunları söyledim biraz önce, bu ekrandan söyledim. Evet. Bunlar bir ihbardır aslında. Ve savcılık kurumu derhal bunlar üzerinde soruşturma başlatmalıdır. Türkiye'de Cumhuriyet Başsavcılığı bunu görev telakki yetkisi ediyor. Var ama. Hemen. Bizde ne var? Bizde başsavcıyla geçen gün görüştük. Başsavcı diyor ki bizim öyle bir şeyimiz yok. Bizde diyor önce polise ihbarda bulunulur. Polis gider, araştırır.
Eğer bulguları varsa ortada, onları bir dosyayla hazırlar, bize gönderir. Biz de bakarız, eğer açılacak, dava açılacak bir şey ise onun üzerine gidilir. Ne zaman? Yani ders işleniyor hep olaylar. Yani ondan sonra önce ilgili kişiler polise ifade veriyor. Sonra savcılık soruşturması başlayınca tekrar savcılığa. Sonra mahkeme aşamasına yıllar geçiyor bu olayların üzerinden. Yani bunların hızlandırılması, bunların üzerine ciddiyetle gidilmesi gerekiyor. Sistemde de tıkanıklıklar var. Yanlış işleyen bir sistem de var. Onlara da baktığımızda onlar elimizdeki olanaklar, personel yapımız, çalışma koşulları da buna engel oluyor diyorlar. Bunları düzeltmek de siyaset kurumunun görevidir. Yani meclis, bakın son günlerde dikkat edin, meclisin yasamayla ilgili günlerinde yasa yoktur diyor. Bir eski bakan da çıkıyor diyor ki, yani mecliste yasalar konuşulmuyor. Ben de diyorum ki, bizim dışımızdaki 3 parti başkanlık divanında temsil ediliyor. Bizim 3 milletvekilimiz var diye başkanlık divanında temsiliyetimiz yok. 3'ü beraber belirliyor şeyleri, gündemlerini, yasama gündemlerini. Niye almıyorsunuz? Bir sürü bekleyen yasa var. İvediliği alınmış bir sürü yasa var. Ama bunlar ısrarla gelmiyor. Getirilmiyor. Kaygı nedir? Oy kaygısı mı? Popülizm mi? Hesap verme. Çünkü bakın şu anda iktidarda iki tırnak içinde iki büyük parti var. İkisi de Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın batırılmasından sorumludur. İkisi de göç yasasını yapanlar ve geçirenlerdir, yürütenlerdir. Kimden hesap soracaklar? Hesap verme endişesiyle oralarda bloke ediyorlar, çalışmaları engelliyorlar ve evet bir takım geçirilen yasalar da yok mu? Ama öncelik onlarda mı yani? Öncelik bunlarda. Bu yolsuzlukların üzerine gidelim. Gerçekten bu ülkenin beklediği can damarı olan yasalar var. Bunların üzerine gidelim. Bunları çıkaralım ki bu halkta önünün açıldığını ve geleceğe uzanabileceğini görsün. Evet, belki dokunulmazlıkları da kaldırılarak yapılabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Tüm parlamentonun, artı bakanların, herkesin. Bunu da zaman zaman gündeme getirmek lazım belki de. Şimdi birkaç tane mesajımız var. Buradan aktarayım ben. Çünkü şeyden bilgisayarımda sıkıntı var. Sayın Özyiğit, sil baştan diyeceğim. Ancak hesap sorulmadan olmaz düşüncesindeyim. Yapanın yanına kar kalmamalı. Aynı şeyi zaten söylüyorsunuz izleyicimizle. Bu arada bir başka izleyicimizin mesajı var. Hemen onu da paylaşalım. Kusura bakmayın, biraz şey oldu. İzleyicimiz diyor ki, Cemal Bey diyor ki, polis soruşturma yapacak, kovuşturma yapacak, ondan sonra savcılar gönderecek. Bizde sistem böyle çalışıyor diyor. Peki sorarım, bugüne kadar savcılığa kaç dosya gönderdi polis? Savcılığın elinde kaç dosya vardı? Savcılık kaç tane dosyanın davalık olmadığına karar verdi? Bu konuda bilgi aldılar mı? İşte bunları derleyip toparlıyoruz. Önümüzdeki hafta bunlarla ilgili bir daha geniş açıklama yapacağım. Bugün son ziyaretimiz bu kapsamda Polis Genel Müdürlüğü'ne oluyor. Bu konuları biraz da oradaki yetkililerle görüşeceğiz. Yani bunlarla ilgili önümüzdeki hafta derlediklerimizi, elde ettiğimiz bilgileri, çünkü çok ağır aksak ilerliyor. Pek çok dosya belki polisten de öteye dava aşamasına gelmeden engelleniyor veya dava açılmaması için bir yerlerde duruyor, bekletiliyor. Sonra başsavcılığa verilenler de onlar inceliyorlar. Bilmem bazıları işte anayasa ister, bazıları normal mahkeme ister gibi bir takım oyalamalar daha yapılıyor ve bir türlü istenilen yere gitmiyor. Bu defa yüksek mahkemeye de baktığınızda orada da hakim eksikliği, bir takım eksiklikler, düşünün geçen gün bir ilginç olay oldu. Yani mübaşir yok mahkemelerde ve avukatlar kendi tanıklarını kendiler çağırıyor. Böyle bir şey olamaz yani, mübaşir. Gerçekten mi? Bu gerçekten oldu yani. Şaka gibi. Yani bunların üzerine gidilmiyor. Personel eksikliği varsa oralarda, bakın başka alanlarda da yığınla personel oturuyor, boşta oturuyor. Bu alanlarda niye yok yani?
Bakın Kıbrıs Türk Hava Yolları'ndan personel kaydırıldı. ETİ'den personel kaydırıldı buralara. Niye bu ihtiyaç alanlarına kaydırılmıyor da başka yerlerde daha fazla personel olup yani neredeyse dip dibe oturmalarını sağlıyorsunuz insanların? Yani böyle bir sıkıntılı işleyiş de var bizde. Zaman zaman sendikalar bir tepki gösteriyor. Ha, onların da tabii fazla olan yerlerde de o tepkiyi göstermesi gerekiyor. İhtiyaç olan burada ihtiyaç vardı diye eylem yaptıklarını da gördük ama fazla olanların da dağıtılmasını da istemek lazım. Çünkü bazı yerlerde de gerçekten çok fazlalık var. Şişirilmiş kadrolar var. Bazı yerlerde de ihtiyaç var. İşte aktarın bu kadroları oralara. Acaba orada yasal bir sıkıntı mı var veya bu sözleşmelerde mi bir şey var? Niye kaydıramıyorlar? Yasal sıkıntı da varsa düzenlemek siyasetin görevidir. Bunları yetkililerle görüşmek, yani idarenin görevi nedir? İdare var olan yapıyı en iyi şekilde işletmekle yükümlüdür. Eğer bir yerlerde sıkıntı varsa bunların üzerine gidip gerekli düzenlemeleri yapmak lazım. Yasaysa getirsinler meclise yasaları, biz de destek verelim geçsin. Bu konuda herhangi bir tereddüdümüz yok. İlle de iktidara gelelim de yapalım diye bir şeyimiz de yok. İddiamız var elbette de böyle bir isteğimiz de yok. Bekleyin biz gelelim de biz gelince yapacağız değil. Kendiler de getirebilir. Bakın biz Cumhuriyetçi Türk Partisi iki tane hükümet kurdu. İlk kurduğu hükümette bir takım iddialar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Polisi sivile bağlayacağız. Elektrik, telefonda özellik falan bir sürü iddialar. Gündeme bile gelmedi bunların hiçbiri. Bakın CHP ile hükümeti bozdu, UBP ile vurdu. Reform hükümeti dedi Sayın Talat. Bir takım öngörüler. Aradan geçti 7 ay. Nerededir bu öngörüler? Hangisi geldi meclise? Yani bir kamu görevlileri yasasını getiriyorlar. Onu da gizli gizli kamu sendikaları da şikayet ediyor. Bizden gizli geçirmeye çalışıyorlar diye. Orada da bir ters işleyiş var. Önce kamu görevlileri yasasından önce kamu hizmeti komisyonunun yapısı bağımsız, demokratik, özel bir kurum haline gelmeli. Ona göre kamu reformu ve üçlü kararname sistemi ele alınıp düzenlenmeli. Çünkü siz özerk herkesin güvenebileceği, inanabileceği bir kamu hizmeti komisyonu oluşturmazsanız öbür yasaların çıkması bir yerde durur. Yani bakın kamu reformunda ne var şimdi bilir misiniz? Kendi içinden hiyerarşik şekilde teknik müdürlerin gelmesi isteniyor. Ve ne deniyor? Eğer üst amir tarafından bir defa olumsuz sicil verilirse görevden alınır, başka bir yere gönderilir. Ne demek bu? Yani bakanla ya da müsteşarla uyum içinde gitmezse görevden alınacak mı demektir? Veya onların... Bir kriteri yok mu onun? Yani uyarı alacaksa bir insan... Üst amirinin vereceği olumsuz rapor diyor. İyi de bunun kriteri olması lazım. İşte biz de diyoruz ki bu raporu ilgili bakan ya da üst yönetici kamu hizmeti komisyonuna göndermeli. Ama kamu hizmeti komisyonunun yapısı önce demokratik, özerk, şeffaf olmalı ki herkes inanabilsin. Ben bileyim ki benimle ilgili üstteki amir bir rapor gönderdiğinde orada güvenilir bir kurum vardır. Benim hakkımı koruyacak ya da gerçekten hak edersem bana gerekli cezayı verecek. Ama bir bakanın ya da bir başka siyasinin iki dudağının arasında olmamalıdır. Aşağıdan hiyerarşik düzen içinde bir yerlere gelen kişilerin geleceği. Ama şimdi kamu reformu dedikleri yasanın en temel noktalarından bir tanesi budur. Ve cezalandırma kaygısı var burada. Yani bakın neyi tartışıyor şimdi ülkemiz? Verimliliği tartışmıyoruz. Mesai saatleri kamuda azdır diyoruz. Daha çok çalışalım diyoruz. Ben de diyorum ki siz önce ey amirler, müdürler, müsteşarlar şunu yapın. Saat 8'de herkes işinin başında olsun. Herkes işe başlamış olsun. Saat 15.30'dan önce kimse işinin başından ayrılmamış olsun. Bunu sağlayalım. 12-2 arasını düzenlemiş olalım. Bir yemek molasını bile ayarlayamadı bizim ülkemizi yönetenler bugüne kadar. Ve 12-2 arası gidelim sizinle herhangi bir iş daireye. Yemektedir herkes. Veya çocuğunu aramaya gitmiştir. Ne saat gelecek? Belli değil. Kardeşim bunun ayarlanamaması bir utançtır bana göre. Yani bir iş yeri o yapıda, o odada, o bölümde kaç tane personel var? 10 tane mi? Bunları 2'ye, 3'e bölmek bu kadar zor mudur yani?
Yarmışar saatlik periyotlarda yemeklerini de yesinler bir yerde. Ama vatandaşın da işleri yürüsün. Vatandaşın geldiği yapılacak işleri de takip edilebilsin. Vatandaş oraya gitsin, işinin yapıldığını görerek geri dönsün. Çünkü herkesin zamanı değerlidir. Herkes, kimse kimseyle alay etmemelidir. Ama bunlar yapılıyor benim ülkemde. Bunları düzenleyemeyen bir yapı, şimdi ne diyor? Beşe kadar. Ben diyorum size beşe değil sekize kadar çalıştırın kendilerini. Gene bir şey olmayacak. Mesele verimli çalışmaktır. Rum tarafındaki yapı bizden çok fazla değil. Hatta süre belki bizden daha azdır. Ama verimli çalıştırılıyor insanlar. Herkes saat 8'de görevinin başındadır veya kaçta başlarlarsa saat 15.30'a kadar oradadır. Saat 15.30'da nokta konurda çıkarlar. İngilizlere özellikle bu konuda hayranım. Hep söylüyorum da. Yani adamlar 15.30'a kadarsa 15.30'a kadar çalışıyorlar bütün inanç ve şey değerleriyle birlikte. Yapmaları gereken görevi fazlasıyla yapıyorlar. Ha 15.30'lara çıkıyor, gidiyor bir pub'da bir fıçı bira içer gider yatır. Başka bir şey. O onun yaşam biçimi. Ama oraya kadar o görevini hakkı. Şimdi bugün cuma. Saat 14.30'da 14.30 yanlış söylemiyorum. Çıkalım Lefkoşa sokaklarına. Arabalar herkes kaçmaya çalışıyor. Kardeşim 15.30'da bitiyor bu mesai. Bu arabalar nereden geliyor? Niye bu 14.30'da da herkes sokaktadır? Bunları denetleyen mekanizma yok. Çünkü sizin oraya atadığınız müdür, yani işte kerhen atanmış bir şekilde siyaset kurumunun maalesef bu hatalı yapının da bir parçasıdır. Birileri lütfetmiş onu oraya koymuş. Onun görevi o kendini atayanlara karşı sorumludur. Oysa sen bir devlet yöneticisisin, bir devlet kurumunu, bu kurumun gerekleri, gerektiği neyse onu yapman gerekiyor. Asil görevler onlardır ama bizde öyle değil. Beni atayan kimse ben ona hizmet ederim zihniyeti var. Öyle değil. Siyaset kurumunun ataması doğru değil, bunları artık düzenlememiz lazım. Ama atayana karşı değil, halka karşı, devlete karşı sorumludur herkes. Bunun idraki içinde olmamız lazım. Çok doğru. Halka karşı sorumluluk. Dün bir izleyicimiz bize bir fotoğraf gönderdi. Onu da yorumlamanızı rica edeceğim. Arkadaşlar eğer hazırlayabilirse onu bir ekrana verelim, görsünler. Dün gönderdi. Bugünkü gazetemizde de var zaten bu fotoğraf. Şaşkınlığımı gizleyemedim ben. Yani nasıl yani dedim. Bir şeyi yok bunun. Yani mantığı yok. Gelsin arkadaşlar bir fotoğraf. Evet. Hastaneye gittiğinizde dün bu A4 kağıdına yazılmış kağıdı görüyorsunuz. Uslup da yanlış. Belediye bile sokağa kazarken verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz yazar. Yani uslup da burada bir hoş, bir garip yani. Bugün çocuk doktoru olmayacak. Ben Allah merak ediyorum. Hastane başhekiminin bundan haberi var mıdır? Ve yoksa nasıl bir denetim mekanizması içindedirler? Bu gerçekten bir utançtır. Ne demek olmayacak? Eğer bir doktorun o gün gelememe ihtimali varsa o kurumun yöneticisi, başhekim veya ilgili birimin amiri neyse şefi bunun tedbirini alacak. Vatandaş geldiğinde ilgili doktor birileri orada o alanda bir doktor mutlaka olacak. Çünkü bu poliklinik hizmetidir. Yani bu çerçevede hele hele şimdi çocuk doktor olmayacak ne demek yani? A4'de de yazmış. Yani, bir, çok... Allah aşkına şimdilerde işte bir domuz gribi var, bir zika virüsünden kuşkulanılıyor. Bu geldi mi gelecek mi? Bu konular önemli. Kış aylarından geçiyoruz. Her an hastalık riski var. Bu konularda hastanede doktor yok. Hastane ne işi yapar o zaman yani? Hastane birilerinin yan gelip yattığı yer midir? Bunlar niye yoktur? Yoksa o doktor hastanede olması gerekirken özel kliniğinde muayene mi yapıyor o anda? Orada da bir yani bunların hepsini doğru kurgulamak gerekiyor artık. Bir kurumdaysa artık gerekli tedbirleri alalım. Cezaiden çok teşvik edelim. Yani bir doktora gerçekten doğru dürüst bir ücret, bir maaş verelim. Ama diyelim ki senin görev yerin burasıdır. Bunun dışında görev yeri de yoktur. Bunları, İkinci iş yapılmaması gerekiyor. Aynen öyle. Yani senin görevin budur. İşte sana hak ettiğin ücret ama buradasın.
Bunun dışında olursan o zaman cezayı müeyyide kovuşturma başlar. Sayın Özit, bazı ekonomik tedbirlerden bahsediliyor son günlerde. Örneğin tarımda reformdan bahsetti Sayın Aykut Şahali. İşte bu reformu yapmazsak para yok. Bazı teşviklerin ortadan kalkacağından bahsetti. 6-7 ayda bütçe bitecek dedi. Fonlarda para kalmayacak. Nasıl olur yani? Şimdi bütçeyi kendiler geçirdi. Sayın Şahali bakandı. Yani zaten onun yaptığı bütçe. Bu eğer fonlarda para kalmayacaksa demek ki öngörüleri sıfırdır. Bu görevi yapamazlar demektir. İlgili bakan bu görevi yapamaz demek. Nasıl bir bütçe hazırlıyorsunuz siz? Mahiyetinizdeki personel yapıyorsa bunu da siz farkında değilseniz zaten gene bu görevi yapamazsınız demektir. Şimdi eğer sıkıntı fonların işleyişindeyse veya bu teşviklerin, desteklerin verilme şeklindeyse, sizin bir takım öngörüleriniz, itirazlarınız varsa bunları açık yürekliyle tartışacaksınız. Bakın bizim de bildiğimiz şeyler var. Geçmiş yıllarda bir bakanın, şimdi isimleri de söylemeyelim ama onun döneminde ne oldu bilir misiniz? Köylerde özellikle yaşayanlar bunları bizzat şey yaptı. Her köyden hemen hemen bana bu konularda şikayet var. Bizim köyden dediği adam işte Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in davarı yok. Adama teşvik verildi. Öbürü dedi işte tarlalarını çoktan sattı veya başkasına devreder. Ona da tarım teşviki var. Böyle bir şey olmaz. Bir başkası kendi doğrudan çiftçilik veya hayvancılık yapıyor. Sadece geçim kaynağı budur. Onun aldığı teşvikle ikinci işi veya hobi olarak tarımı, hayvancılığı yapan kişi aynı şeyleri alıyor. Bunların hepsinin doğru kurgulanması lazım. Ama Sayın Bakan bunları önce kendi öğrenecek ve ondan sonra bunları gidip ilgili kurumlarla, ilgili örgütlerle, üretici birlikleriyle bunları açık yürekliyle tartışacak. Böyle kapalı kapılar ardında tehdit var. Şimdi bu hükümetin bakanları da ilginçtir. Bir Kim Bey çıkıyor der ki vesayeti kaldırmak mı istiyor? Vazgeçin 13. maaştan vesayet kalksın. Bu kadar basit. Tarım Bakanı ne diyor? Teşviklerden vazgeçerseniz bütçede para olur, ben de ödemeleri yaparım. Neyin ödemesini yaparsınız o zaman? Nasıl bir bütçe yapıyorsunuz siz? Ne, hani öngörünüz nerededir yani? Böyle uyduruk bir bütçe mi yaptınız siz? Yani bir eskilerin bir tabiri, bakkallara da saygısızlık olmasın ama bakkal hesabı mıdır da bir kağıdın üstüne yazarsınız bu kadar olacak. Artık ne, hangi çağdayız? Bilişim teknolojisinin çok büyük bir bölümlerde son hızla ilerlediği bir dönemde bunların hemen kısa sürede not edilebilmesi ve ortaya konabilmesi gerekiyor. Sizin bugüne kadar yaptığınız çalışmalar, öngörüler ülkede kaç tane çiftçi vardır? Bu çiftçiler gerçekten bu işi nasıl yapıyorlar? Yeterli midir, değil midir? Hayvancılık konusunda, bakın süt konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var. Evet. Yani koyun sütünü almıyorlar. Süt üreticileri, süt imalatçıları koyun sütünü almayıp keçi sütünü almaya çalışıyorlar. Niye? Koyun sütü daha pahalı. Ama burada bunlar olmaz. Bunların düzenlenmesi lazım. Bunları işte Tarım Bakanı düzenleyecek. Kendine bağlı birimler düzenleyecek. Bunlar üzerinde uğraşılsın. Çünkü hellim konusunda sınıfta kalıyoruz. Yedik canımızı, bu toplum yedi canını. Hallumi değil, sadece hellim olarak da tescil edilsin. Ama şimdi hellimin imalatında koyun sütü, küçükbaş hayvan sütü kullanılmıyor doğru dürüst. Ve süreç içerisinde biz bunu zaten üretemeyeceğiz. Ha, Mustafa Naimoğlu arkadaşım, Hayvancılar Birliği Başkanı diyor ki, yani yeşil at tüzüğünün ele alınması gerekiyor. Kim alacak bunu? Çoban mı alacak? Kendileri alacak. Tarım Bakanlığı alacak. Devlet alacak. Oturacak AB yetkilileriyle yeşil at tüzüğünün kapsamını geliştirecekler. Biz bunu imal ediyoruz. Bunun satılmasının önünden açılması gerekiyor. Yani birileri sırf bir takım makamlar tutsun, yüksek ücretlerle o makamların keyfini sürsün diye mi oraya geliyorlar yani? Bu topluma saygısızlık, bu üreticiye, bu insana saygısızlık. Dolayısıyla Tarım Bakanı mazeret üretmesin, işini yapsın. Yapamazsa kenara çekilsin. Bu kadar açık. Hellim'de kriter de çok önemli ama, değil mi? Yani hellim üretiminde süt tozu veya buna benzer şeyler kullanılmaması lazım herhalde.
Ya tabii da şimdi belli bir şeyi olması lazım, onun denetimi vesaire. Bakın eski Tarım Bakanı Önder Senaroğlu döneminde yanlış bir kurgulama, teşvikler daha çok büyükbaş hayvancılığa yönelik verildi. Şimdi büyükbaş hayvancılığa verildiğinde işte hellimin tescilini başardığımızda ve bir şans geldiğinde ortaya şu çıktı ki küçükbaş hayvan popülasyonu çok az ülkede. Küçükbaş hayvan popülasyonu küçükbaş hayvan sütünün de azlığı demektir. Ve şimdi de orada devlet bir türlü o ücretlerle ilgili dengeyi kuramadığı için koyun sütünü de imalatçı almamaya çalışıyor ki yüksek ücret ödemesin. Daha ucuza olan keçi sütünü almaya çalışıyor. Bunlar doğru değil. Çünkü hellim üretecekseniz ve uluslararası standartlarda üretecekseniz şimdi ilk etapta %20'den başlayıp süreç içinde %70'e çıkacak bir yapı olması lazım. Küçükbaş hayvan sütü. Bunu düzenleyecekler kendileri. Bunları düzenlemeden elbette hep sıkıntıdır, hep sorundur ve biz bunu da yıllarca didinilip verilen bir mücadele sonucu kazanılan bir olayı bile hellim konusunda, hellimin tescilini yüzümüze gözümüze benzeteceğiz ve sonunda Rumlar gene tek başına onu alıp götürmüş olacaklar. Efendim tabii bu konuları konuşmaya devam edebiliriz. Aslında konuşacak çok şey var. Ama şu da çok önemli bir şey. Siyasi eşitliğin sağlanabilmesi için biraz müzakere sürecine değinmek istiyorum. Dönüşümlü başkanlığın şart olduğunu belirtti Cumhurbaşkanı Akıncı ve çözümün maliyetini de açıkladı. 25 milyar dolar. Peki 25 milyar doları nereden bulacağız? Bunun finansörü kim o? Ayde geziyor. Ama işin sonunda gelip şöyle de deme hakkı var. Ben bu finansörü bulamadım. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Bunu biraz isterseniz irdeleyelim, konuşalım. Çok da önemli bir gazeteye demeç verdi Cumhurbaşkanı. The Wall Street Journal'ı verdi. Bizler de bunu kaynak göstererek aldık, manşetimizi oluşturduk bugün. Ne diyorsunuz efendim? Şimdi elbette çözümün bir maliyeti olacak. Yani bu maliyetin ortaya konması gerekiyor. Uluslararası paydaşlar mutlaka bunun finansmanı konusunda da katkı sağlamalılar. Zaten bildiğim kadarıyla yani bu büyük güçler bu konuda bir takım sözler de verdiler, taahhütte bulundular. Yeterli midir? Kuşkusuz yeterli değildir. Bu arayışın sürmesi lazım. Eğer olabildiğince toplanması, toplanamayanın da bir şekilde uluslararası kuruluşlardan, bankalardan sağlanması gerekiyor. Bunun başka yolu yok veya vatandaşa belki bunun uzun vadeli borç şeklinde yansıtılması gerekiyor ki herkes bir şekilde rahat rahat ödeyebilsin. Aksi takdirde yarın işte şunu yapıyoruz ama senin de bu kadar para vermen gerekiyor. Vermezsen şöyle olur, böyle olur yaklaşımıyla çözüm konusunda da sıkıntılar baş gösterir. Bunların olmaması gerekiyor. Bu çözümün finansmanının bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bunun için belki hep beraber uğraşmamız gerekir. Ama bunun dışında çözümün içeriğiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na yürekten katılıyoruz. Bizim de öteden beri keza görüşmelerimizde Sayın Anastasiya ise Rum toplumundaki diğer siyasi parti temsilcilerine bizim de söylediğimiz uluslararası yaptığımız görüşmelerde bizim ülkemizin dışındaki temsilcilere de verdiğimiz mesaj aynı. Dönüşümlü başkanlık olmazsa olmaz, bir Kıbrıslı Türk'ün de Birleşik Federal Kıbrıs'ın başına geçtiğinin herkes tarafından görülebilmesi gerekiyor. Bizim de bu konuda ısrarımız sürmektedir. Dolayısıyla bu konuda inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi en iyisini yapmak için canla başla çalışıyorlar. Bu araya Rum tarafındaki seçimlerin girmesi çok hoş olmadı. Yani keşke seçimden önce bir referandum sürecine girilebilseydi ama öyle görünüyor ki seçim sonrasına kaldı. Artık seçim sonrasında yapı değişir mi Rum tarafında? Şu andaki göstergeler pek değişmeyecek şekildedir. Yani AKEL ve DİSİ yani ilk iki partidir. Onların %60 kusur bir oy popülasyonu vardır. O çerçevede
ortaya böyle bir sonuç çıkacak. Geri kalan küçük partiler de artık meclise ne kadar temsilci sokacaklar, onunla ilgili yarışacaklar. Öyle görünüyor ki yaz çıkışı yeniden hareketlenme olacak. Önemli olan seçim süresince bu müzakere sürecinin torpillenmesi için, engellenmesi için bir çıkışın ortaya konmamasıdır. Güneyde. Güneyde. Evet. Sayın Özyiğit, nerede kalıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Lefkoşa'da. Lefkoşa'da yaşıyorsunuz. Oturduğunuz ev Türk malı mı? Türk malı. Peki Rum malı olmuş olsaydı bugün yine aynı şeyi söyler miydiniz? Yani şöyle der miydiniz? Vatandaşa uzun vadeli borç olabilecek şekilde de çözülsün diyebilir miydiniz? Kesinlikle. Öyle çözülmesi lazım. Neden? Bu bireysele indirgenmez mi mülkiyet problemini? Hayır, şimdi sonunda bireysele inecek yani sonuçta global sıkıntı dediğimiz... olmaz mı? Mesela adam 70 yaşına gelmiş. Ben mi anlamıyorum acaba ya da ben mi şey yapıyorum? O yüzden biraz konuşalım bunu. Diyelim ki 70 yaşında bir adam var. Ya da 60 yaşına, emeklilik yaşında ama 60 yaşına gelmiş bir bayan var. Bir evde yaşıyor. İlk sahibi evin Rum. Çözüm süreciyle ilgili söylüyorum. Bu kadın gelmiş BAF'tan buraya yerleşmiş. Eşdeğer ise zaten ondan bana bir şey istemeyecek. Falan filan bırak. Diyelim takas ki, edilecek yani eşdeğer ise. Kalmadı o tarafta takas edecek bir yok, şey mi var, kaldı? Var, var daha o kadar da şey yapmayın. Eşini var. İstimlak ettiler zaten. Yok neyse. İstimlak değil, satanlar da var. Yeşil alan ilan ettiler. İstimlak edilenler de var, satılanlar da var, onlar da doğru. Gelmiş 60 yaşında bir kadın şimdi. Emekli de olmuş, gitmiş almış bir tane evine oturuyor. Çözdük biz meseleyi. Kıbrıs meselesi çözüldü. Çözülsün çözülmesin demiyorum. Ben de yürekten isterim netice itibariyle. Sonra bu kadına şey mi diyeceğiz? Sen hayatının geri kalan kısmını da borç ödeyerek yaşa diyebilme hakkımız olmalı mı? Yani bunu neden bireysel indirgiyoruz? Neden kimse keyfinden göç etmedi? Kimse keyfinden gidip bir şey almadı. Kimse bu malları alırken bize ileride 40 sene sonra siyasilerimiz ya da hukukçularımız ya da falan filan ender olanları hukukçulardan ayırıyorum. Ama kimse bu insanlara şey demedi. 40 sene sonra sen bu evde yaşayacaksın. Bu evi de 30 sene ödeyeceksin. Bankaya oraya buraya ya da tüm emekliliğini yatıracaksın buraya. Gençliğini yatıracaksın. Ama ondan sonra da biz bunu gelip senden alacağız. Dolayısıyla bunu ya da almayacaksak sen bir 40 sene daha mezara girene kadar bunu öde. Böyle demeye kimin ne hakkı var? Nasıl o zaman şimdi, bir çözüm olur mu gerçekten? Bakın bir şey söyleyeyim. Yani bizim işte hep ya yanlış yaptığımız, yanlış söylediğimiz, herkesi de inanmaya, ikna etmeye çalıştığımız bir şey var. Yani verdik senindir, aldın bitti. Böyle değil işte. Yani bunu aslında herkes biliyor ki böyle değildir. Çünkü biraz önce bir şey söylediniz. Mülkiyet hakkı bireyseldir. Mülkiyet hakkı bireyseldir. Toplumsal değildir. Elbette. Mesele ama toplumsal boyutu nasıldır? Toplumsal boyutu bir kişileri birebir karşı karşıya getirmemek, bir aracı kurum aracı vasıtasıyla karşılaştırmak gerekiyor. Hatta belki haberinin olmasına bile gerek yok. Yani örneğin şimdi bu tarafta yaşayan biri güneyde daha mal bıraktıysa zaten onun karşılığını alacak. Ha karşılığı mıdır değil midir? Az mıdır çok mudur? Onunla ilgili bir sıkıntı varsa bunu da konuşacak. Yani güneyde bıraktığınız mal işte atıyorum 100 bin euroluktur. Burada aldığınız mal 200 bin euroluktur. O zaman bu 200 bin euronun o 100 bin eurosunu birileri bir şekilde ödemek durumundadır. Bakın bunların hepsi süreç içinde konuşulacak yani. Çünkü bizde bir sürü iskan rezillikleri yaşandı. Adamın güneyde bırakıp da haksızca hakkını alamadan mezar taşla ölüp giden ve mezar taşına iskan mağduru olarak öldü diye yazan kişiler var. Bir de korkunç mallar alanlar. 100 puanla 1 milyonluk puan karşılığı mallar, mülkler alanlar da var. Bütün bunlara baktığımızda işte bu birinden gelecek öbürüne gidecek, bütün bunlar bir balans olacak zaten. Başka yolu yoktur. Şimdi bugüne kadar bir büyük aldatmaca var. Bizim buradaki yöneticiler tarafından da yapıldı bu.
Yani belirli hükümette bulunan belirli partiler tarafından da yapıldı. Hiç merak etmeyin. Rum malı, Rum malı yoktur. Biz verdik size, sizindir. Aldınız gideceksiniz. Yoktur öyle bir şey. Aldattılar insanları yıllarca. Yalan söylediler. Yalan bunu söylediler. Ha bunun bir bedeli varsa onlara ödetmek lazım. Ha, onu diyorum. Yani niye Ayşe teyze, i̇şte, Ahmet Ayşe teyze işte bana gitsin bunu kendini kandıranların yakasına yapışacak. Hangi güçle yapışacak Cemal Bey? Yani neyle, nasıl yapışacak? Kime yapışacak? Hep beraber, adam hep beraber, önde hep beraber yapışacağız. Bunun başka izahı yoktur. Çünkü elbette burada söylenen bir şey var. Bakın mortgage denen bir sistem var. Bizim bu ülkede şimdi yoktur artık ama sosyal konut birimi vardı bu ülkede. Evet. Ve pek çok insan sosyal konuttan ev sahibi oldu. Biz de ilk evimizi öyle aldık. Uzun süre ödeye ödeye işte ev sahibi olduk. Bizim de çünkü sonunda kamu görevlilerinin veya bordro mahkumlarının başvurduğu yöntem buydu. Yani maaşınızdan hatta sosyal konut olmayanların ödedikleri rakamlar korkunç. Biz de yaşadık onu bir dönem. Daha sonra sosyal konut alma şansımız olunca işin şekli değişti. Maaşınıza göre ödeyebileceğiniz bir rakam. Şimdi biraz önce bir şey söylediniz. O biraz egzajere bir örnektir. Yani işte bundan sonra da uzun yıllar borç ödeyecek değil. Ödeyebilme gücüne göre ödenecek. Niye ödeksin diyorum ben de. Sonunda eğer bu evi bakın bir bedel ödeyerek kurucu aldıysa. Kurucu devletler niye ödemiyor da insanlar ödüyor. Bakın tamam varsa devlet ödesin. Yani, insanlar da var mı da ödesin? Ha, sonuçta bir şekilde bakın burada mesele şudur. Bu kişi bu eve nasıl sahip oldu? Parasıyla mı aldı? Parasıyla aldıysa elbette yani, bunu ortaya koyacak. Diyecek ki ben tamam bu Rum malıdır falandır ama ben bu kadar para ödedim. O komisyon bunları değerlendirecek işte. İhtilaflı konulardır bunlar. Ama dediğim gibi güneyde mal bırakıp da eşdeğer karşılığı aldıysa iş daha kolaydır. Onun karşılığında bunu talep edecek. Takası isteyecek bu çerçevede. Yani bunlar süreç içerisinde düzenlenecek işlerdir. Bu konuda herkes şunu bilsin ki böyle bir çırpıda herkesin yakasına da yapışılmayacak. Çünkü ne vardır? Bir takım kriterler konuşuluyor şimdi. Bir takım ortaya kriterler kondu. Mesela bizim ısrarla savunduğumuz noktalardan bir tanesi. Eğer içinde oturduğu ev onun yuvasıysa, yani başka evi falan yoktur ve onun içinde yaşıyor. Yaşamını o evde idame ettiriyorsa o ev iade kapsamında olmayacak zaten. Eğer tuttuğu arsa veya tuttuğu bahçe ya da dükkan onun yaşamını sağlıyorsa, geçimini sağlıyorsa onlar iade kapsamında olmayacak. Bakın, iade demiyorum ben ama siz burada bakın, borçlanmadan bahsediyorsunuz. Bir iade başka bir şimdi, şey. Şimdi iade olmayacak. İade olmayınca bunun nasıl elde edildiğini, nasıl sahip olunduğu ortaya konacak ve o sahip olma şekline göre bir takım kriterler ve bir takım düzenlemeler getirilecek. Yani bunun başka yolu da yoktur. Yüzde kaçtır bu kapsamda olan ev şeyi veya araziler? Yani mesela bana şey diyebilir misiniz? Toplumun %90'ı ya da %80'i ya da %60'ı bir olası bir çözümden sonra mülk konusunda borçlu olacak diye yüzde kaçı borçlu olacak? Şimdi efendim? Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle bir kriter belirlenmiş var mı yani? Ki olması lazım herhalde. Yani bunlar tartışılıyor daha net bir şey yok. Bildiğimin bir şey var. Kuzeyde kalan Rum mülkleri 1,5 milyon dönümdür. Güneyde kalanlar da 500 bin. Yani ortada 1 milyonluk bir fark vardır. Bu 1 milyonluk fark bir kısmı iade mi edilecek? Bunlar konuşulacak. Yani ortaya bir harita çıkacak sonuçta. Geri kalanların da nasıl halledileceği konuşulacak. O 1 milyonun diyelim ki bir bölümü iade edilirse geri kalanın da tazminat ve takaslarla nasıl halledileceği konuşulacak. Tabii iki bölgeli de olunca çözüm konu, eğer öyle olacaksa. Olacak. Ne oldu birleşim olacak. Ha, tamam. Öyle olacaksa. İki bölgeli olacak, bu iki toplumlu olacak. Bu 1 milyon dediğiniz arazilerin yüzde maksimum %2'si 3'ü verilsin. Aksi halde iki bölgelilik sulandırılabilir değil mi? Yok orada ezici bir mülkiyet ve nüfus çoğunluğu olacak. Yani onun sağlanacak kesinlikle. Kanton bölge gibi bir şey mi olacak? Kanton bölgeden söz ediliyor. O daha net bir şey yoktur o konuda.
burada asıl olan iki bölgelidir, liktir şey olan kanton bölge bir takım talepler var. Bunlar daha masa başında konuşulacak olan güzellik şeylerdir. Güzellik bunlardan biri mi? Lefke, Yeşilırmak vesaire yani bir kanton olarak düşünülen bölgelerden biri mi? Bilmiyorum. Ben o şey, müzakere heyetinde değilim. Biliyorsunuz söylemiyorsunuz. Yok öyle bir şey yok. Benim bildiğim ortada bir harita varsa en son 2004'te Annan Planı referandumuna sunulan haritadır. Onun zaten dışında tekrar bir harita henüz daha gündemde değil. Yani. Bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Onu soralım hemen tamamlayalım. Sizi uğurlayalım ziyarete gideceksiniz madem. Günaydın Çiğdem Hanım demiş. Sayın Özyiğit'e de günaydınlar. Günaydın. Çözümün maliyetinin en son mertebede Kıbrıs Türk'üne ödetilmesi öneriliyor. Ödetilmesini öneriyor demiş. Peki Sayın Özyiğit ve partisi yani TDP Kıbrıs Türk'ünün 1963-74 arasında yaşadıkları gerek ekonomik gerek diğer mağduriyet bazında yaşadıklarının bedelini niye masaya koyarak Rum tarafından istemeyerek bu barışın faturasını sadece Kıbrıs Türk'üne çıkarıyorlar? Kıbrıs Türk'ü hiç mi mağdur olmadı? Şimdi yani bir yanlış anlama var herhalde. Ben faturayı Kıbrıs Türk'ü ödeyecek demiyorum. Evet. Yani öncelikle mülkiyete geçtik biz oradan. Öncelikle dünyadan talep ediliyor. Dünyadan destek isteniyor. En son kertede diyorum, yani bir sizin de dediğiniz gibi bulunamazsa kendi içimizde bir takım arayışlar içinde. Çünkü bir çözüm istiyoruz. Çözüme ulaşmak istiyoruz. Budur. Yoksa elbette Kıbrıslı Türklerin 1950'lerde, 60'larda da mağduriyetleri var. Bunlar masadadır zaten. Bunlar konuşulacak yani. Bunun başka izahı yoktur. Onun için arkadaşımız bu konuda rahat olsun. Müzakereciler bunların hepsini konuşuyorlar. Kıbrıs Türk'ünün hakkını sonuna kadar savunuyorlar ve almak için de var güçleriyle uğraşıyorlar. Vakıf mallarının durumunu da unutmamak lazım dedi izleyicimiz. Vakıf mallarıyla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Bu Maraş'la ilgili sürekli gündeme getiriliyor. Orada tabii iddialar vardır. Bir, bu Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nı da alsınlar, baksınlar. Onun ekinde bir şey vardır. Sayın Denktaş ve Sayın Küçük'ün de imzalarını taşıyan. Bunu da okusunlar. Ne var? İşte onda o güne kadar olan vakıf mallarıyla ilgili el değiştiren veya bir şekilde vakıf yöneticilerinin, vakıfların elinden çıkarılan mallarla ilgili alınan bir miktar para var ve bu paraya karşılık talep edilmeyecek şeklinde de bir taahhüt var. Sayın Denktaş ve Sayın Küçük'ün imzalarını taşıyor. Burada duralım. Bakın vakıf malı el değiştirilemez. Evet. Satılamaz. Aynen vesaire. Öyle. O zaman Sayın Denktaş ve Sayın Küçük kanunsuz bir şey yaptıysa bunun Türk milletine şey ne? Tamam, ben buna rağmen bir şey daha söylüyorum. Beklemediniz. Şimdi bu Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nda olan bir şeydir. Bakın bunu herkes okusun diyorum. Onun için referans da belli. Şimdi bütün bunlara rağmen ben evkaf yöneticilerine de söyledim bunları. Şimdi işte çeşitli vakıflardan söz ediliyor. Ben de diyorum ki biz Maraş'ın Rumlara iadesini demiyoruz. Biz Maraş'ın legal sahiplerine iadesini savunuyoruz. Ve legal sahibi misiniz siz? Gidin belgelerinizi ortaya koyun, talep edin. Size göre legal sahipleri kim? Legal sahipleri orada bir şey, yapı vardır. Oradaki mülklerin kimlere ait olduğu, bu aralarında yabancılar var. Yani sadece Rumlar değil, yani İngilizler falan da var yabancılar. Onların hepsinin ortaya konması lazım. Evkaf da elindeki belgelerle bunu talep etmelidir. Ben bunu söylüyorum. Onun için şimdi evkaf yöneticileri orada yan gelip yatacak veya bugüne kadar kumarhanelere otelleri satacaklar veya gece kulüplerine evkaf arazilerini peşkeş çekecekler. Ondan sonra da gidip bu oradakiler da bizim idi diyecekler. Onları da birilerine peşkeş çekmek için mi istiyorsunuz? Kumarcılara, gece kulüplerine mi peşkeş çekeceksiniz bunları? Onun için burada eğri oturup doğru konuşsunlar. Pazar mı açacaksınız Maraş'ta? Yani Maraş turistik mi yani? Hayır. Ne yapacaksınız Maraş'ta yani? Hayır, şunu söylüyorum. Sizin bakın, söylediğiniz de bir şey. Yok, Maraş konusunda demiyorum. Ha. Eğri oturup doğru konuşsunlar diyorum. Ellerindeki belgeleri gitsinler, ortaya koysunlar. Bugün Saray Otel, kumarhaneye otel verildi. Otelin kumarhanesi yok, kumarhanenin oteli var. Evkaf'ın da Saray Otel. Peki. Ve bunun için siyaset ne yaptı? Yapamıyorsaydı Evkaf bunu. Niye Evkaf'ın dönemin müdürleri, bu işi yapan insanlar vesaire, onların dokunulmazlıkları da yok. Niye yargılanmadı? Niye şikayetçi olmadı? Biraz önce söylediğimiz sistemden dolayı işte.
birileri tatlı çıkarları uğruna onların yargılamalarını hep önledi. Hep şu engelledi. Anda önleyebiliriz. İşte onun için kökten temizlik istiyoruz. Evgaf için de geçerlidir kökten temizlik. Bunu bu arkadaşlar da bilsinler. Evet, evkafın mallarına sahip çıkılacak. Evkafın elindeki belgeler masaya konacak. Bütün mesele buradadır. Tabii. Açık yürekle konuşsunlar, haklarına sahip çıksınlar. Ama bunu böyle beylik laflarla veya sinsi propaganda malzemesi olarak değil. Çünkü açık yürekle gidecekler, ellerindeki belgeleri masaya koyacaklar. Bu tabii, kadar açık. Ama bu kapsamda hani Kıbrıs Türk siyasetinin de bir şekilde buna sahip çıkması gerekiyor. Doğru şekilde olabilmesi için, olabilebilmesi için de aynı zamanda sahip çıkılması lazım. Çünkü neticede hani bu Efkaf'ın malı, bu Hasan'ın malı, bu Hüseyin'in malı gibi bakmamalı. Daha global bakmalı belki, daha geniş bir şekilde bakmalı olaya. Çünkü sonuçta olası bir çözüm var önümüzde. Ve ne kadar elimiz hem ekonomik anlamda güçlenecekse, hem yatırım anlamında güçlenirse o kadar iyi olur. Ve gerçekten eğer bir Türk haklılığı var ise bunu olsun teslim etmek lazım diye düşünüyorum. Çiğdem Hanım, almadan vermek Allah'a mahsus. Çiğdem Hanım, kesinlikle haklısınız da. Şimdi bir önemli nokta vardır. Gerçekten hak ederek alan insanların hakkını savunmak hepimizin boynunun borcudur. Evet. Ama ben size bir isken rezaletinden söz ediyorum. Bir yağma vurgun talandan. Kimse yağma vurgun talancıların da hakkını aramamızı, savunmamızı beklemesin. Doğru, onu da yargılamak yani, lazım. Aynen böyle. Biz, yoksa gerçekten hak eden, uzun yıllar meşakkatli bir şekilde mücadele eden insanların yani canını malını korumak için, varlığını korumak için mücadele eden insanların haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Onda en küçük bir tereddüdümüz yoktur. Evet. Kurumlarımız, Evkaf da bir kurumdur ve Evkaf'ın Kıbrıs Türk toplumuna devri için büyük mücadeleler verilmiştir. Biz Evkaf'ın da doğru yönetilmesi ve doğru işler yapması, ki şimdi nispeten bu konularda olumlu, önemli adımlar atılmaktadır. Bunu da söyleyelim. Yani oradaki yöneticilerin de hakkını vermek lazım şimdilerde. Ama geçmişte yapılan bir takım rezaletler de vardır. Bunları da kimse örtbas etmeye çalışmasın diyorum ben. Konuda bir suç duyurusu yapmayı düşünüyor musunuz Sayın Özyiğit? Kesinlikle. Yani bu konuların hepsinde suç duyurusu yapacağız zaten. Yani bu önümüzdeki günlerde bol polise gideceksiniz. 11 milyon 250 bin meselesinde, 250 bin dolar meselesinde de hukukçulara bir görev verdim. Hukukçu arkadaşlarım araştırıyorlar. Eğer bir şey varsa onun da üzerine biz bir yandan araştırma soruşturmaları isterken bir yandan da biz bu konuda hukuka başvurma, hukuk yolunu da deneme kararlılığındayız. Yani mesela şöyle bir şey olabilir mi? Efkaf malının üzerine gece kulübü yapıldıysa başvurunuz neticesinde yargı karar verirse yıkabilir mi onu? Yıkabilmesi lazım. Teşekkür. Ama tabii mahkeme karar verecek ama yıkabilmesi lazım. Bunun mücadelesini veririm diyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizi biz Polis Genel Müdürlüğü'ne uğurlayalım. Ziyaretiniz vardı. Takip edeceğiz elbette sizleri de. Değerli izleyenler, birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Yeniden haftanın başında görüşmek temennisiyle. Hoşçakalın.